arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bugün işletim sistemleri, programlar, uygulamalar ve bu sistemlerle ilgili nerelere bakacağımız hususunda veya nereden dosyaları edinebileceğimiz konusunda bir takım güvenilir siteler var. Gerek direkt HTTPS üzerinden URL linkiyle, gerekse torrent üzerinden, torrent yoluyla, uygulama üzerinden indirme şansımız var. Linux dağıtımının yanı sıra Windows sistemlerine de yer vereceğim. Daha doğrusu işte sitelerini açtım. Şimdi arkadaşlar, eğer distrowatch.com üzerinden Linux dağıtımlarını görebiliyoruz. İşte burada işte birinci sıralama şekilleri işte vesaire özellikleri, indireceğimiz dağıtımın genel özelliklerini de buradan inceleyebiliyoruz. Şayet Chrome veya Chromium, Chrome türevleri kullananlar Translator çeviri özelliğiyle de dilleri Türkçe'ye çevirerek de İngilizce deneyimi olmayan, bilgisi olmayan arkadaşlar bu şekilde de öğrenebilirler. Yok, ben bunu istemiyorum, direkt Türkçe olsun, makaleyi okuyayım anlayışıyla Türkiye'de hizmet veren getgnu.org sitesinden adını buraya search yaparak dağıtımların işte güncel sürümleriyle alakalı detayları, geliştirmeleri vesaire öğrenilebilir arkadaşlar. Torrent kullananlar varsa torrent yoluyla güncel olan ISO dosyalarını linuxtracker.org üzerinden arkadaşlar dağıtımın yine aynı şekilde kategorize bölgesinden dağıtımın adına girerekten torrent yoluyla torrent dosyasını indirip direkt torrent yoluyla indirebiliyoruz arkadaşlar. Mesela Linux safında genelde Transmission, QBitTorrent, Deluge gibi, Windows safında da uTorrent, BitTorrent, Wuze vesaire torrent uygulamalarını kullanarak indirdiğimiz torrent dosyasıyla bu uygulamaları, pardon, işletim sistemlerini torrent yoluyla çekebiliyoruz arkadaşlar. Distro, yani Linux işletim sistemlerini arkadaşlar, bu da çok önemli ve değerli bir site olduğunu düşünüyorum. Eğer indirmeden denemek isteyenler online kanalla, yani online olarak işletim sistemlerini burada alfabetik sıraya göre dizmişler yapımcıları, geliştiricileri. İndireceğiniz bir distro'nun, işletim sisteminin nasıl olduğuna bakmak, arayüzüne vesaire, buradan tıkladığımız herhangi bir Linux dağıtımını test edebiliyoruz online olarak arkadaşlar. Şu an ben açmıyorum çünkü video çekim yaptığım için, dolayısıyla biraz kasabilir, dolayısıyla internetim de çok hızlı değil. Bilinen dağıtımlar, işte Arch Linux olur, Ubuntu olur, efendime söyleyeyim, yazıyor Chakra, CentOS, ClearOS, CloneOS, işte Ubuntu vesaire. Bütün dağıtımları buradan Fedora, istediğimiz gibi Fedora, FerranOS vesaire, bütün dağıtımlar aşağı yukarı mevcut arkadaşlar. Buradan test edebiliyoruz online olarak. Windows'a da değinecek olursak arkadaşlar, Microsoft'un sitesinde üyelik veya sınırlı indirme şekli olduğu için ben bunu da ekleme gereği duydum. tb.rg.edgard.net public php. Bu da arkadaşlar, buradan Windows herhangi bir şeyini seçiyoruz, sürümünü seçiyoruz. Dilediğimiz Windows'un buradan seçeme versiyonunu seçiyoruz arkadaşlar. Niye böyle dondu? Evet, versiyonunu arkadaşlar seçiyoruz. Windows 10, Windows 8.1 buradan seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra sürümü seçiyoruz. Dili istediğimiz dilde, İngilizce ve işte farklı dillerde Türkçe seçiyoruz. Mimariyi de seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan download, indir butonu beliriyor. İndiriyoruz arkadaşlar. Yazdırma metotlarıyla, bilindik metotlarla, Rufus'dur, Balenciaga'dır veya iUBoot, Ventoyboot gibi uygulamalarla bu ISO dosyasını yazdırıp Windows sistemini kuracaklar. Bu şekilde bu siteden temin edebilirler arkadaşlar. Yani kolaylık olsun diye ben bunu da belirtmek istedim. Arkadaşlar, Windows sistemlerinde eğer uygulamalarda böyle sitesi dolaşmak istemeyenler, o Ninit'e online
uygulama aracılığıyla. Burada seçmeli arkadaşlar. Örneğin Office kullanacaksanız çoğu da free programlar. Windows'un ihtiyacı olan işte programları seçiyoruz istediklerimizi. Zoom'u seçtik mesela. İşte VLC Player, iTunes'i seçtik. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Buradan indirdiğimizde buradaki dosya seçtiklerimiz bu setup içeriğinde oluyor. İndirdiğimiz Windows sistemi üzerinde bu dosyaya seçeneklerimiz zaten inen dosya içerisinde olacağı için online olaraktan buradaki programları silent unattended yani sessiz kurulum şekilde sisteminizde otomatik olarak kuracaklar arkadaşlar. Yani işte Sumatra PDF, FoxyTrader PDF okuyucu, e-book vesaire, LibreOffice, Avast işte antivirüs programı gibi burada seçenekler var arkadaşlar. WinRAR var, PZIP var, 7ZIP var. Sisteminizde temel olan, gereksinim duyulan programları buradan seçebilirsiniz. Nita.com arkadaşlar. Ben bu siteleri videonun altına da ekleyeceğim. Bilmeyenler olabilir diye, yararlı olsun diye ben bu Windows platformuna da yer vermek istedim. Yani aşağı yukarı çoğunluğumuz işte Linux işletim sistemleri kullandığı gibi Windows'ta kullanıyoruz hepimiz. Windows yanına Linux kullanıyoruz. Dolayısıyla bu da bir gereksinim. İşte eğitim, öğrenci, bireysel kullanım, ufak tefek iş çaplı kullanım amaçlarında veya acil ihtiyaçlarda bu yöntemler kullanılabilir arkadaşlar. Rahat edersiniz yani Windows platformu için. Linux'te de bahsettiğim gibi DistroWatch üzerinden İngilizce genelde yani dil olarak İngilizce ancak Translator kullanarak Chrome ve Chromium vesaire. Diğer tarayıcılarda da tabii ki Translator özellikleri var. Firefox olur ne bileyim işte. Diğer tarayıcılar üzerinden de dil çevirisi yapılabilir arkadaşlar. Başka Windows sürücüler yani onu da değinelim. Aklıma şimdi geldi. Arkadaşlar Windows sürücüleri normal şartlarda update kanalıyla bilhassa tabi Windows 8.1 ve üzeri Windows 10 driver ve sürücüleri otomatik olarak update kanalıyla da yükler. Ama ben bunu uzun sürmesin kendim uygulama üzerinden yapıyorum diyorsanız setupsiyem Snappy driver olur. Bunun arkadaşlar iki versiyonu var. Bir sürücü paketli olanı bir de internete bağlı olduğunuz otomatik olarak otomatik yükleyicisi var arkadaşlar. Burada Lite diye geçiyor. Bunu indirdiğiniz zaman arkadaşlar sisteminizde eksik olan sürücüleri index indirerek, download ederek burada adresi var. Ben bunları ekleyeceğim. Sistemdeki eksik olan sürücüleri otomatik olarak Windows'unuzda işte Wi-Fi olur, ekran kartı olur, efendim hafıza kartı reader olur, kart girişi o slotları olur. Ekran kartının farklı Nvidia'dır, ATI'dir vesaire. Otomatik olarak arkadaşlar bu uygulamayı zaten boyutu da fazla değil 5.1 MB kullanarak da aynı bu Ninite mantığında uygulamaları seçip otomatik kurması mantığında bu da Snappy Driver Installer programı. Bu full arkadaşlar driverları barındıran 20 GB 20.9. Dileyen eğer kota sorunu olmayan, internet sorunu olmayan arkadaşlar varsa kişiler bunu indirebilirler. Ben indirdim bunu arkadaşlar. Bayağı oluyor bu yeni sürümü. Ama bence gerek yok. Eğer ki çok fazla yani çok sistemlerle aşırı neşir değilseniz internet olasılığı da mevcutsa bence bu uygundur. Sistemde eksik sürücüleri otomatik olarak yükler. Bunun muadili olarak da Driver Solution var arkadaşlar. Bu da uygun ama bu Driver Solution'da bir dezavantaj var. Bana göre son çıkan yeni sürümlerinde reklam içerikleri var arkadaşlar. Bilip bilmeden arka planda bunu görmeden kuruyor otomatik olarak. Buna maruz kalmamak için ben Snappy Driver Installer şansımı kullanıyorum. En azından ilk ve son kullanıcı odaklı olarak temiz bir arayüze sahip yükleme sorunu Windows platformları için söylüyorum. Kullanılabilir. Ninite uygulama yükleyicisi installer. Bir de arkadaşlar Snappy Driver Installer. ISO dosyayı indirme şeklini gösterdim. Linklerini ekleyeceğim. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar anlattıklarım. Farklı soru ve görüş olanlar lütfen video altından yorum olarak belirsinler.
Birinin bilmediklerim varsa eklemek isteyenler bilgi olarak ekleyebilirler. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Benim şu anda kullandığım, kendi hazırladığım dağıtım olan Ubuntu XFCE arkadaşlar bu. Proje sayfamdan, blog sayfamdan, videolarımdan edinmek isteyenler yazabilir de ben yardımcı olurum, link de veririm. Yardımcı oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomun içeriği, Linux dağıtımlarını inceleme, Windows platformundaki uygulamalara edinme, işte Linux dağıtımlarını test etme, uygulamalarına erişme vesaire gibi içeriklere yer verdik arkadaşlar. Belki eksiklerim olabilir ama ileriki safhalarda farklı formatta videolar yine yapabiliriz. Problem değil. İstek olursa ben özel isteğe göre de yapabilirim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Saygılarımla.